Damla. Damla. Hadi artık, olmadı mı? Ya bana da söyle, çatlayacağım burada. Damla. Bugün de herkes çok sessiz. Sen anlat o zaman bir tane. Dayı, sen hiç okyanus gördün mü? Köpek balığı var mıydı? Benim kaldığım yerin kıyısı Atlas Okyanusu'na yakındı ama hiç köpek balığı görmedim Batucuğum. Peki aslan mı daha güçlü yoksa köpek balığı mı? Ama birisi denizde, diğeri karada. Bence aslan daha güçlü. Belki bu yaz ailecek İngiltere'ye gideriz. Orada çok güzel aslanları görebileceğim bir hayvanat bahçesi var. Biz daha önce dayını ziyarete gittiğimizde annenle oraya gitmiştik. Gerçekten oraya gitmiş miydiniz? Evet kızım. Anne, okullar kapanınca biz de gidelim mi? Okullar bir kapansın anneciğim, daha çok var, bakarız. Hayırdır, bu kamyon ne? Dün yeni bir yatak sipariş etmiştim. O gelmiş. Gerçekten hamile misin yani? Ne yapacaksın peki şimdi? Nasıl yani? Yani doğuracak mısın? Çünkü eğer aldırmayacaksan bunu Murat'a da söylemen lazım bence. Aldırma diyorsun sen bana. Hayır 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 canım, ben öyle bir şey demedim. Ama aldırsan daha iyi olur diyorsun. Hayır. Bak bence sen hormonlardan dolayı biraz hassaslaştın. Bak demediğim şeylerle suçluyorsun beni. Aldırmayacağım. Ya niye aldırayım ki zaten? Karısından boşanacak. Ya hem Murat benim hamile olduğumu öğrenirse beni affeder. Ya bak bu benim aile kurmam için bir fırsat. Efendim? Damla Hanım merhaba. Koray Demir abim. Merhaba Koray Bey. Bizim seansımız yarın değil miydi? Evet evet, yarındı da yarın benim programım biraz karıştı. Eğer müsaitseniz bugün... Aslında ben de... Yani ayarlayabilirseniz çok iyi olur diye sormak istedim. Olur. Ama ben şimdi evdeyim. Benim gelmem bir saati bulur, olur mu? Sorun yok. Ben sizi bekliyorum. Bir saat içinde görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ayşıl, benim de çantamı getirir misin içeriden? Ben bugün şirkete çok geç kaldım. Kahvemi içip gidiyorum. Tabii ki Şerkan. İsterseniz beraber geçebiliriz şirkete. Benim aracım var. Hem Sinan bugün benimle birlikte gelecek şirkete. Değil mi Sinancığım? Bundan sonra her sabah birlikte gideceğiz. Bir nefes alsaydım anne ya. Nefes aldın, kahvaltı da ettin.
Yeter. İyi tamam, bir Koray'a uğrayayım, geleceğim. Neyse. Ben ceketimi alayım, şirkette görüşürüz. Baba, akşam geleceksin değil mi? Geleceğim tabii aşkım. Geç kalmak yok ama. Kalmam. Hadi biz de kalkalım. Ben de sizi geçireyim. Ne var ya sabah sabah? Ya yine açmazsın sanmıştım. Nasılsın? Sence sayende hayatımın en kötü sabahını geçirdim. Ben de hiç iyi değilim. Biraz konuşalım mı? Konuşacak bir şeyimiz yok bizim. Ya Murat yapma ne olur böyle ya lütfen. Ya ben bir şey yapmıyorum Damla. Ne yaptıysan sen yaptın. Bir daha beni arama. Murat ne demek ya? Beni sakın arama falan. Lütfen gel bir sakin sakin konuşalım. Ne konuşacağız ya? Ben seninle ne konuşacağım? Bitti diyorum, anladın mı? Ben söyledim sana. Sen tehlikeli bir oyun oynadın. Ondan sonra da sonuçlarına katlanmak zorundasın. Neslihan seninle görüşmemi istemiyor. Anladın mı? Bitti. Benim peşimi bırak artık. Barıştınız mı? Ya sana ne? Sana ne? Arama beni. Arama. Murat ya buraya geliyorsun? Ya geliyorsun bak, yoksa ben gelirim. Tamam mı? Biliyorsun bak gelirim. Sen beni tehdit mi ediyorsun ya? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ne yapabilirsin? Neslihan artık her şeyi biliyor zaten. Ne yapabilirsin? Görmek istemezsin. Bak geleceğim. Ama senin bu saçma sapan tehditlerin yüzünden değil, tamam mı? Vedalaşmaya geleceğim. Ne zaman gelirsin? Ben bir şirkete gideyim, işlerimi halledeyim. Ararım, buluşuruz. Haber bekliyorum. Bir bilsen sabah neler yaşandı. Ablamla Murat'ın arası kötü. Öyle olunca da sabah kavga ederken Nehir duymuş. Bayılmış. Yapma ya. Ya Nehir iyi tamam, bir şey yok ama boşanacaklar diye de çok üzgün tabii. Kesin boşanacaklar mıymış? Öyle gözüküyor. Tabii bu süreçte çocuklar alışsın diye bekleyecekler. Ya benim anladığım kadarıyla hemen boşanmayacaklar yani. Hocam. Buyurun. Teşekkürler Hakan. Sağ ol. Teşekkürler. Afiyet olsun. Aa, çok pardon. Efendim anne. Sinan, neredesin? Koray'ın yanındayım. Hala mı? Anne ne hala mı? Daha şimdi geldim zaten. Bir kahvemi içeyim, geleceğim. Tamam, oyalanma. Bekliyorum seni. Bugün senin oryantasyonuna başlamamız lazım. Koray'a selam söyle. Tamam, tamam söylerim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz oğlum. Şahika Hanım ipleri sıkı tutuyor ha. Ben kalkayım. Onun da heyecanı kaçmasın. Ya iyi bari. Kahveler de yarım kaldı ama. Bir dahakine vakitlice gel de uzun uzun oturalım. Gelirim, gelirim. Daha buradayım ya. Damla Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Haberim yoktu geldiğinizden. Aa, zaten saat konuşmamıştık. Hakan Bey de içerisi dolu deyince ben beklerim dedim. Merhaba ben Sinan. Damla. Çok memnun oldum. Ben de. Damla Hanım biz geçelim isterseniz içeri. Haberleşiriz. Danışanınız mıydı? Sinan Bey arkadaşım. Neslihan'ın kardeşidir. İngiltere'den yeni geldi. Siz o yüzden tanışamadınız herhalde. Tanışmadık. Kusura bakmayın bu arada.
Yani bugün böyle biraz. Gerçekten önemli değil. Benim de dışarı çıkmaya ihtiyacım vardı. Dilerseniz bunu konuşarak başlayalım. Ne dersiniz? Evde bir sorun mu var? Birisiyle ilgili falan. Evet, birisiyle ilgili bir sorun var. Ben de sizinle bunu konuşmak istiyordum. Neslihan abla bu aralar pek iyi değil. Arkadaşı olarak bilmek istersiniz diye düşündüm. Yani konumuz Neslihan Hanım değil. Aslında sizsiniz. Ama anlatmak isterseniz ben dinlerim. Sanırım Murat Bey Neslihan'ı aldatıyor. Benim de kafam biraz buna takıldı. Sinan mı demiştiniz kardeşi? Hı hı. O biliyordur acaba bu mevzuları? Sizin kadar bilmiyordur bence. Damla Hanım, bu çok hassas bir konu. Sanırım aldatıyor dediniz. Emin değilsiniz herhalde. Eminim. Neslihan da biliyor. Peki bu konuda siz Neslihan Hanım'ın yerinde olsaydınız ne yapardınız? Neslihan sizce ne yapmalı? Hemen boşanmalı. Boşanacak mı sizce? Sanırım boşanmayacak. Çok zor olmalı. Yani sevdiğin birisini başkasıyla paylaşmak. Çok. Ama sanırım siz de bu duyguyu iyi biliyorsunuz. Niye böyle düşündünüz? Çok zor olmalı diye işinizden bu duyguyu iyi bildiğinizi hissettim diyelim. Mesleğim gereği fazlaca empati kuruyorum, doğrudur. Ya şu meslek gereği, empati, etik falan... Bunları bir kenara bırakalım artık. Nasıl yani? Bence ikimiz de benim ağzımdan laf almaya çalıştığını gayet iyi biliyoruz. Açık açık konuşacağım. Neslihan dün gece beni evden attı. Niye? Bence bunun sebebi ikimizi de yakından ilgilendiriyor. Hoş geldin Murat Bey. Günaydın. Siz o toplantıyı kendi aranızda yapın. Sen de getir bakayım başka ne vardı. Diğerleri oryantasyon içinde konuştum zaten. Bakalım onları da hallederiz. Tamam, sizler dağılabilirsiniz. Çabuk gelmişsin. Şirkette görüşürüz demiştim ya. Üstümü değiştirdim, geldim. İşlerim vardı. İşlerine bakmadan önce seninle bir konuşalım mı? Tabii. Odama geçelim. Buyurun Şahikan. Sen de biliyorsun. Sinan MBA'yı bitirip döndü. Evet. Onu şirkete hazırlamamız gerekiyor. Biraz acele etmiyor musunuz? Bence geç bile kaldım. Yok, yeni geldi ya, o açıdan söylüyorum. Ben eğitim departmanıyla görüştüm. Sinan'a bir oryantasyon planı hazırlıyorlar. Böylece her ekiple birlikte bir araya gelip bu sürece hakim olacak. Senin de bu süreçte ona destek vermeni istiyorum. Bir dakika, siz Sinan'a hangi pozisyon için hazırlıyorsunuz? Neslihan'la boşanacağınızı, çocuklar için bir arada olduğunuzu biliyorum. Benim de şirketi düşünmem lazım Murat. Şirketi düşünmek mi? Bu binada hiç kimse bu şirketi benim kadar düşünmüyor, benim kadar da emek vermedi. 5 yıldır geldiğimiz nokta ortada. Kazandığımız ivme, bunların hepsi benim başarım. Siz bunu yok sayıp boşandığımız anda beni şirketten atmaya mı çalışıyorsunuz? Oo, sen bizi çok yanlış anlamışsın Murat. Senin için kararları ben vermiyorum. Neslihan veriyor. Neslihan kocam şirkette çalışacak dedi. Seni ertesi gün işe aldık. Şimdi boşanınca Neslihan Murat'ı şirkette istemiyorum derse... işte o zaman kovulursun. Yani senin anlayacağın, senin iplerin benim elimde değil. Neslihan'ın elinde. Vay be. Biz hiç aile olamamışız ki.
Tek bir hatamda Neslihan benden boşanmaya çalışıyor. Siz boşanma ihtimali doğduğu anda beni şirketten göndermeye çalışıyorsunuz. Ben bunları hak edecek hiçbir şey yapmadım. Aldatmak küçük bir şey mi Murat? Değil. Ama sonucu bu olmamalı. Bence bu sonuca dua etmelisin. Ben işleri yavaş yavaş Sinan'a devrederim. Hayırdır Murat? Hayır Sinan, hayır. Ne oldu, bir sıkıntı mı var? Yok. Yerime geçmen dışında bir sıkıntı yok. Bence senin benim bu şirkette olmamdan daha büyük sıkıntıların var. Öyle mi? Hı-hı. Düne kadar koruyup kolladığımız çocuk bize akıl veriyor demek. Allah Allah. Sen gerçekten bu kadar bencil bir adam mısın ya? Ha? Aileni mahvettin. Neslihan perişan. Ya sabah kızın senin yüzünden bayıldı. Senin tek derdin şirketteki yerin mi yani Murat? Senin o küçümsediğin yeri senelerce tırnaklarımla kazıyarak elde ettim ben. Senin gibi anamdan babamdan kalmadı. Doğru. Neslihan'dan kalmıştı. Güldürme beni Sinan ya. Neslihan mı dolduracaktı bu koltuğu? Sen de yoktun. Şahika Hanım'ın tek şansı bendim ben. Ve o şansını da kullanamadın. İyi oğlum, sana gün doğdu işte. Sence ben senin yerini istiyor muyum? Senin istemen değil. Şahika Hanım'ın istemesi önemli. Sana son bir abi tavsiyesi vereyim. Şahika Hanım kendine kukla arıyor. Ben onun hiçbir zaman kuklası olmadım. Onun için hep benden kurtulmaya çalıştı. Neslihan falan işin bahanesi yani. Benim durumumdan ders al, annenin kuklası olma. Ortalık çok fena karışacak. Aman biz ortalıklarda çok dolanmayalım da bize patlamasın. Daha çok bomba patlayacak. Bildiğin bir şey mi var? Ben her şeyi bilirim Gizemciğim. Ha, gel geç otur. Sen Murat'a ne söyledin anne? Ne söylemişim? Niye onun yerini alıyormuşum gibi davranıyor bana? Orası onun yeri değil. Senin yerinde zaten. Hem biz bunca sene sen dönünce şirketin başına geç diye okuttuk seni. Hayır ben anlamıyorum. Dönünce ne yapmayı planlıyordun sen? Ben bir şey planlamıyorum zaten anne. Zaten senin etrafında hiç kimse bir şey planlayamıyor ki. Sen bir şeyleri planlarsın, biz de onlara göre yaşarız öyle değil mi? Saçmalama Sinan. Yok öyle öyle. Ben yokum diye buraya Murat'ı getirdin değil mi? Şimdi ben gelince de ablamın bahaneleriyle beraber Murat'ı şutladın. Yanına da beni almak istiyorsun. Doğru mu? Bunda tuhaf olan ne? Hemen söyleyeyim. Başkaları adına kararlar verip insanların da senin aldığın kararlar doğrultusunda yaşamasını bekliyor olman aşırı tuhaf anne. Ben başkaları adına karar vermiyorum. Sadece mevcut duruma ayak uydurmaya çalışıyorum. Hı. Eminim öyledir. Şirketten çıkıyorum şimdi. Evde misin? Tamam, ben de şimdi girdim. Tamam, geliyorum ben. Neslihan selam. Müsait misin? Müsaitsen bir kahve içelim diyecektim. Hı hı. Evde misin? Tamam, geliyorum o zaman hemen. Hocam, çıkıyor musunuz? Seansları iptal et Hakan. Hoş geldin. Geldim işte, oldu mu? İyi ki geldin. Saçmalama Damla. Ben son defa konuşmaya geldim. Son defa. Ya benim yuvam yıkılıyor. Senelerdir emek verdiğim her şey elimden kayıp gidiyor.
Şahika beni şirketten şutlamaya çalışıyor. Yerime Sinan'ı geçirecek. Neslihan'ın kardeşi mi? Evet. Ne yapacaksın peki? Ne bileyim ne yapacağım Damla? Bak, sana yardım ettiği gibi gidecek Sinan'a yardım edecek. Ya senin kredi mevzunu Neslihan halletmiş, söylemedi mi? Nasıl yani? Ya, bankacı da arkandan kıs kıs gülmüştür vallahi. Kendi halledemedi, karısını yolladı diye. Ya aşkım, ya seni ne duruma düşürdüğünü farkında değil misin? Vallahi o gün tuttu kolumdan götürdü beni de. Ya beni de alet etti kirli oyununa. Ne diyorsun sen Damla? Ama sen şimdi bunu düşünmedin. Ben seni çok özledim. Damla, anlamıyor musun? Bitti, bitti. Yeni başlıyor. Hamileyim. Aldıracaksın. Başka çare yok. Yani ne demek aldıracaksın? Ya senin yuvanı dağılmasın diye ben çocuğumu mu öldüreyim? Damla, benim seninle yuva kuracağımı falan mı düşünüyorsun? Neden olmasın? Olmaz! Neslihan'dan boşanıp seninle evlenmeyeceğim. Anladın mı beni? Bunu o kafana sok. Şimdi ne yapıyorsan yap. Umurumda bile değil. Bu yaşadıklarım çok ağır. Evet ama yani çocuklarım için de güçlü olmak zorundayım Koray. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol Ayşıl. Artık burada kalmıyormuş öyle mi? Sen nereden biliyorsun? Seansa geldi bugün. Senin onu kovduğunu söyledi. Sebebini de söyledi mi bari? Neslihan dün akşam beni evden kovdu. Benim evli sevgilim Murat'tı. Neslihan da bunu öğrendi. Ama Neslihan'ın bilmediği bir şey daha var. Ne? Hamileyim. Senin Neslihan'ı sevdiğini biliyorum. Ve ben de bu durumda Murat'tan vazgeçemem. Gel sen bana yardım et. İkimiz de istediğimizi alalım. Koray. Damla sebebini söyledi mi? Hayır. Yani sadece aranızın bozuk olduğunu anladım. Seanslara devam etmek istiyorsa başka birini önerdim. Aman boş ver, ne yapıyorsa yapsın artık. Sen ne yapacaksın? Nasıl? Yani boşanana kadar aynı evde mi yaşayacaksınız? Bak. Kararına saygı duyuyorum ama seçtiğin yol çok zor. Yani ve bu süreç uzayabilir ve uzadıkça bu süreç seni yorabilir, yıpratabilir diye korkuyorum. Sana ne lan bizim süreçlerimizden? Sen niye benim karım adına konuşup düşünüyorsun? Murat ne diyorsun sen ya? Ve sen ne bu? Misilleme mi? Ne misillemesi? Ne saçmalıyorsun sen? Saçmalama Murat. Kendine gel. Yok. Neslihan Hanım benim arkamdan iş çevirmeyi çok sever. Mesela bizim bir kredi meselemiz vardı. Ben onun kendi kendine hallolduğunu düşünüyordum. Meğersem Neslihan Hanım'ın sihirli değneğiymiş. Ya konunun kredi meselesiyle ne alakası var şimdi? Çok alakası var. Annen de sen de beni piyon gibi kullanmışsınız. Biriniz evde, biriniz şirkette. Ya ben bana çok güvendiğinizi zannediyordum. Meğer hiç güvenmiyormuşsunuz. Sen gider misin artık? Tabii. Giderim tabii ki. Koray'la böyle rahat rahat oturun. Bir de eve çağırmışsın. Bana bak, beni kendinle karıştırma. Neslihan, ben gideyim. Gideyim, tatsızlık çıkacak. Git, git. Ben gelince gidersin.
Ben yarın yokum, yine gel. Fırsatçısın, seversin bu işleri. Yarın gelip Damla'nın senden hamile olduğunu söylememi istemiyorsan... bunu ona kendin söyle. Gelin bakalım. Bir şey yaptık. Ne yapıyorsun? Bu saatte şunu ver ya. Ya baba kapatmasana. Saat kaç? Bilmem. Oo kızım. Gel Allah aşkına uyuyalım ya. Çok erken daha hadi. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Öyle bana bakarsan uyuyamam ki kızım. Gözüm kapalıydı. Nereden anladın baktığımı? Babalar anlar. Hadi uyuduk. Ya baba burada uyumaz ki. Yatakta uyunur. Hadi sen yatağına git. Uyunur aşkım. Anneciğim. Tamam bir tane. Önce gel bir anneye sarıl bakalım. Of benim güzel kızım. Günaydın. Günaydın. Gel Batu'ya bir kahvaltı hazırlayalım olur mu? Hadi bakalım kalk. Ben de bir elimi yüzümü yıkayayım. Ne yiyelim bu sabah? Krep mi, omlet mi? Ha ne dersin? Bence menemen yiyelim. Hatta babamı uyandıralım, bize menemen yapsın. Anneciğim, babanı uyandırmayalım. Bak hala uyuyor. Gel biz bir şeyler yiyelim. Baban niye salonda yatıyor? Seninle bahçede biraz konuşalım mı? Olur. Gel bakalım. Gel bakalım, gel. Nehir, bu sabah hava çok güzel, öyle değil mi? Havalar da ısındığına göre artık havuza girebilirsin. Özledin mi havuza girmeyi? Bilmem. Bakalım Batu bu sene senin gibi dipten yüzmeyi öğrenebilecek mi? Nehir. Baban salonda yatıyor diye mi üzülüyorsun? Anneciğim, niye böyle yapıyorsun güzel kızım? Asıl siz niye böyle yapıyorsunuz anne? Hani boşanmayacaktınız? Bir tanem, biz sana boşanacağız demedik zaten. O zaman niye babam salonda yatıyor? Önceden hiç orada yatmıyordu. Anneciğim, anlattım ben sana biliyorsun. Tartıştık biz babanla. Ben sizle yatınca hiç tartışmıyordunuz işte. O ne demek Nehir? Damla ablam söylemişti. Annenle babanla yatarsan hiç tartışmazlar demişti. Damla sana
annenle babanla uyu mu dedi? Evet, siz tartışmayın, boşanmayın diye. Sonra Batu yattı. Sonra ikimiz de yatmayınca siz küstünüz işte. Bir süre sizinle yatmalı. Güveni tazelerken bir süre sizinle kalması, fiziksel temas falan iyi gelir yani, hızlandırır süreci. Yani tabii ben okuldan alışkınım böyle durumlara. Yani bence şu an onun durumu biraz psikolojik. Nehir, gel anneciğim. Sen okul için hazırlan, ben de kahvaltıya başlayacağım, olur mu? Ayşıl! 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 Ne oluyor Neslihan? Bir şey yok. Neslihan Hanım, ben üstümü giyiniyordum, geç mi kaldım, ne oldu? Yok, biz erken kalktık, tamam. Nehir'in hazırlanması lazım. Sen onu al yukarı çıkar, ben de kahvaltıyı hazırlayayım. Ha, tamam. Gel Nehir'cim, biz üstümüzü değiştirelim. Çantamızı hazırlayalım, okula hazırlanalım. Koş bakalım. Koş, 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 koş. Koş. O sevgiline söyle, çocuklarımdan uzak dursun. Duydun mu beni? Ne diyorsun sen Neslihan? Sevgiline söyle. Ayşıl abla ya, annemle babam benim yüzümden mi kavga ediyorlar? Yok kuzum, yok yok. Olur mu öyle? Senin yüzünden kavga ederler mi hiç? Ya çocuklar duyacak, yürü dışarıda konuşalım. Ya bırak. Yok. Ya Neslihan, sevgilim deyip durma şuna. Sevgilin değilse neyin? Sevgilin işe ne konuşuyorsun sen? Ya ne olmuş, söyler misin lütfen? Damla Nehir'e gidip annenle babanın arasında yatarsan tartışmazlar demiş. Emin misin? Emin misin? Ya git, inanmıyorsan kızın orada, kızına sor. Ha daha iyisi ara, sevgiline sor. Ya benim kızım günlerdir neler yaşıyor ya, neler yaşıyor. Karın ağrıları, yok uyuyamıyorumlar, anne kabuslar görüyorumlar. Hepsinin sebebi buymuş meğer. Ya benim küçücük çocuğumu siz böyle bir oyuna nasıl alet edersiniz? Ya nasıl? Midemi bulandırıyorsunuz artık. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen hiç ayrılma o kadından. Siz tam birbirinize göresiniz çünkü. Allah kahretsin. Aşkım. Sen Nehir'e ne söyledin? Ne demişim? Annenle babanın arasında yatarsan kavga etmezler dedin mi? Dedin mi demedin mi? Söylesene. Dedim. Dedim. Ama sor bir niye dedim. Ya ben sizin evliliğinizi kurtarmak için... Ya hala yalan söylüyorsun. Sana yazıklar olsun. O daha çocuk be. Ya madem çocuklarını bu kadar düşünüyorsun... benim karnımdaki de senin çocuğunu da düşün. Evet, çocukları okula hazırlıyor. Tamam, senden bir şey rica etsem. Şimdi ben arabaya geçsem, sen bana bir takım elbise ayarlasan, olur mu? Tabii Murat Bey. Sağ ol. Hadi anneciğim, sen çantanı hazırla, ben de kardeşini getireyim. Al bakayım bunu. Ayşıl. Buyurun Neslihan Hanım. Sen kahvaltı hazırlamayacak mıydın? Hazırlayacaktım da Murat Bey yukarı çıkmak istemedi. Ben de eşyalarını hazırlamaya geldim. Tamam al sen, tamam. Boşanacaklar. Dur. Bir sakin ol ablacığım. Önce bir anlat her şeyi. Çok kavga ettiler. Annem boşanacağız dedi. Sonra da boşanmayacağız dediler. Ama babam salonda yatıyor. Öyle mi?
Evet. Şimdi babam yukarı bile çıkmadı üstünü değiştirmeye. Kesin boşanacaklar. Yardım et bana. Ablacığım, ablacığım sen önce bir sakin ol, tamam mı? Bak ben daha önce sana barıştıracağım dedim. Barıştırdım, yine yaparım. Ama senin beni dinlemen lazım, tamam mı? Benim sözümden hiç çıkmaman lazım. Bana o evde dakika dakika ne oluyorsa mesaj atman lazım. Hatta gerekiyorsa araman lazım. Tamam da sen ne yapacaksın? Nasıl barıştıracağız onları? Bana bak Nihir. Sen bizim konuştuğumuz annenlere söyledin mi? Söyledim. Siz de yapmadın diye mi dedim? Sonra da ağzımdan kaçtı. Ya ablacığım ama hani aramızda kalacaktı? Hani kimseye söylemeyecektik? Hani sırdı? Tamam. Tamam bak. Ben sana yardım edeceğim. Tamam ben sana yardım edeceğim ama kimseye bir şey söylemeyeceksin. Bak ölsen bile, ölsen bile annenlere bir şey söylemeyeceksin. Yoksa asla bizi konuşturmazlar. Tamam sen yardım et bana. Ben söz veriyorum annemlere söylemem. Bak söz veriyorum Damla abla, yemin ederim. Nehir, sen Damla ile mi konuşuyorsun? Hayır, arkadaşınla konuşuyordum. Ver şu telefonu. Yani hayır. Kızım ver şunu, ver. Şişt. Alo. Damla. Damla, alo. Anne, kızdın mı? Damla ablayla görüştürmeyecek misin bir daha beni? Anneciğim, ben sana kızmadım. Ona da kızma. Bize iyilik yapıyorsunuz barışın diye. Nehir, ne olur ağlama. Bak, ne olur, ne olur. Senin üzülmeni, senin ağlamanı ben istemiyorum. Duydun mu beni? Ağlama artık, lütfen. Tamam, eminim. O da öyledir. Yardım ediyordur sana. Bak, benden hiçbir şey saklama, tamam mı? Anneden hiçbir şey saklama. Bunu seninle sonra konuşacağız. Telefonunu da alıyorum şimdilik. Tamam mı? Üzülme, ne oldu? Üzülme. Üzülme sen. Üzülme. Neslihan Hanım. Neslihan Hanım, çıkıyor musunuz? Çocukları okula kim bırakacak? Gitmesinler bugün okula. Ne var Neslihan? Neredesin sen? Konuşmamız lazım. Evimdeyim. Ne o? Beni mi özledin? Bana bak, delirtme beni. Çocuğunla konuşmak ne demek ya? Ya sen delirtmişsin asıl çocuğu. Ya sen delirtmişsin. Ya Murat da Murat. Murat da Murat değil. Sen kendi çocuğunun hayatını mahvedeceksin. Çık dışarı. Bir yerden alayım, seni konuşacağız. Ben kendi evimdeyim Neslihan. Konuşmak istiyorsan gelirsin. Ben o eve girmem Damla. Ne o? Yasak aşk yuvasına mı gelmek istemiyorsun? Ama diğer eve... Koşa koşa gelmiştim bana tokat atmak için. Damla dedim, Damla. Ama tamam ya. İstemiyorsan dışarıda buluşalım yani. Sen de haklısın. Konum atıyorum, oraya gel. Görüşürüz. Hoş geldin patron. Patron, iyi misin? İyiyim. Niye ki? Hiç. Yani öylesine sordum işte. Şahika Hanım geldi mi? Evet, geldi. Yani Sinan Bey'i departmandakilere tanıştırmak için şahane bir kahvaltı organize etmişler. Terasta yukarıdalar da... Senin haberin yok mu patron? Evet, bundan böyle Sinan ne derse, ne isterse o olacak. Bana sormanıza bile gerek yok. Bugün benim en gururlu günüm. Oğlum okulunu bitirdi ve döndü. İşinin başına geçecek. Bir anne daha ne ister ki? Muhakkak. Arkadaşlar, Şahika Hanım aileye çok önem verir. Müthiş bir annedir. Hatta gördüğünüz gibi çocuğunu koltuğuna oturtsun diye 23 Nisan müsameresi düzenlemiş. Çok tatlı. Arkadaşlar bize müsaade eder misiniz?
Ne yapmaya çalışıyorsun Murat? Ben hiçbir şey yapmıyorum efendim. Anneliğinizi övüyorum. Yani kim kocasının kendini aldatıp başka bir kadından yaptığı çocuğu büyütüp bir de şirketi ona devreder? Harika bir insansınız. Yani kim kocasının gayrimeşru çocuğuna annelik yapar? Bravo. Doğru mu söylüyor? Neredesin? Ben geldim. Bekliyorum. Yani hem konuşalım diyorsun hem ayağına çağırıyorsun. Bin arabaya. Ben seni niye arabana bineceğim ki? Burada konuşalım. Sokağın ortasında mı konuşacağım seninle? Bin şu arabaya. Soru sorma. Rahat konuşacağımız bir yer. Ya abartma sen de ya. Sokakta herkes tanımıyor seni. Yakınlarda bir yerde konuşalım. Bak, eğer mesele Nehir'se ben onu aramadım, tamam mı? O beni aradı. Hadi bu sefer o aradı. Peki ya daha önce? Sen küçük bir kızı böyle iğrenç bir oyuna alet edecek kadar aşağılık bir insansın. Ve ben seni evimin içine aldım. Yavaşla. Yavaş git. Murat'la gidiniz umurumda bile değil. İkiniz de birbirinizden iğrençsiniz çünkü. Sen o küçük zekanla beni salak yerine koyduğunu da düşünebilirsin. Ama söz konusu anneliğim, evlatlarım olunca sen orada bir duracaksın. Duydun mu beni? O pis ellerini çekeceksin üzerimizden. Annelik çok hassas bir konu değil mi? Ama sen de biraz bana hak ver. Yeni yeni tadıyorum. Yeni yeni hissediyorum bu hissi. Ben senin çocuklarına kötülük yapmam, merak etme. Onlar da benimkinin kardeşi sonuçta. Güzel haber. Abi.